Kızıl Elma Neresi? Yazan Ömer Seyfettin. Seslendiren Burak Aşkın. Kızıl Elma'ya, Kızıl Elma'ya, Kızıl Elma'ya dek gideceğiz. Zamanın Süleyman'ı ansızın kükremiş bir tufan halinde akseden bu naraları duydu. Otağında yalnızdı. Yarım saat evvel dağılan divanın cenk için gösterdiği kahraman arzuyu düşünüyordu. Bugün yalnız vezirleri değil, kaz askerleri, defterdarları, nişancıları, ağa, kethüda, serdar, yayabaşı, bölükbaşı, vekili harç gibi yeniçeri zabitlerini, hatta solakları bile çağırmış, hepsini huzurunda toplamıştı. Hepsi, "Kaf Dağı'na kadar arkandan gelmeye hazırız padişahım," diye ayaklarına kapanmışlar, gözlerinden sevinç yaşları dökmüşlerdi. İşte şimdi sefer kararı ordu içine yayılmış olacaktı. Otağın biraz uzağında, küçük meşe ormanının nihayetindeki mahşerde, deminki divanın sevinci, büyük bir heyecan ummanı gibi kaynıyor, kabarıyor, kabarıyor, bu ummanın görünmez işitilir dalgaları, yakın ufukların bulutlu sahillerine değil, sanki bütün cihanın takına çarpıyordu. Kızıl Elma'ya! Kızıl Elma'ya, Kızıl Elma'yacak. Padişah tahtından yavaşça ayağa kalktı. Sağ elini altın koltuğa dayadı. Gökten inen, manası anlaşılmaz bir sese kulak verir gibi başını büktü. Ordunun velvelesini dikkatle dinledi. Kızıl Elma, Kızıl Elma. Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce defa duymuştu. Sonra tekrar tahta oturdu. Gözlerinin üstüne kadar eğilmiş Yusufiyesini geri itti. Gayet çıkık, geniş alnını esmer uzun parmaklarıyla tuttu. Düşündü, düşündü. Kızıl Elma neresi? Diye mırıldandı. Şarkta olsun, garpta olsun, sefere çıkarken galeyana gelen asker hep Kızıl Elma'ya! Diye bağırışıyordu. Bu nareyi Yeniçeri kışlalarında, sipahi ocaklarında, geçit resimlerinde, hatta İstanbul'da sarayın iç bahçesinde bile duymuştu. Kızıl Elma neresiydi? Üvez rengi sırmalı perdenin arkasında nöbet bekleyen Mahmud'u çağırdı. Sadrazama söyle. Vezirlerle beyler beyini, kaz askerleri toplasın. Hemen karşıma gelsin, dedi. Yarım saat evvelki büyük divandan çıkan vezirler, niçin yine huzura çağrıldıklarını ürkek bir ızdırapla merak ediyorlardı. Ahmet Paşa ile Hadım Ali Paşa'nın arkasından kaz askerler, Sokullu Mehmet Paşa, Haydar Paşa, Ayas Paşa, İskender Paşa gözleri yerlerde otağa girdiler. Birer birer tahtın saçağını öpüp el bağladılar. Padişah beyaz tülbent sarılı çifte tuğlu Yusufiyesini yine çok öne eğmişti. Kaşları hiç görünmüyordu. Yüzü her zamankinden daha sertti. İnce murasa direkler üstüne kurulmuş donuk zümrütten bir kubbeyi andıran otağın loş sükûnunu, ''Kızıl Elma neresi? İçinizden bilen var mı?'' suali bozdu. Kimse cevap vermedi. Herkes önüne bakıyordu. Padişah, ''Bunu sormak için sizi çağırdım.'' dedi. ''Otağımızın etrafında daima bu narayı işitiriz. İşte bakınız, yine Kızıl Elma'ya, Kızıl Elma'ya!'' diye bağırışıyorlar. Burası neresidir? Binlerce defa ismini işittiğim bu memleketin neresi olduğunu öğrenmek isterim. Tamışvar Fatih'i Ahmet Paşa kekeledi. Viyana olsa gerek padişahım. Padişah öteki vezirlere döndü. Öyle mi? Ne evet ne hayır diyebiliyorlar, önlerine bakıyorlardı. Padişah orduya getirdiği kaplan postlu, kurt taçlı, çekirdek mahmuzlu, tekne kalkanlı, tepeden tırnağa kadar demire gark olmuş, elleri kostaniçeli, ak kızıl bayraklı, emsali görülmemiş mükemmel alayı ile iki gün evvel teveccühünü kazanan Rumeli Beylerbeyine sordu. Sokullu, sen söyle. Kızıl Elma neresi? Roma olsa gerek padişahım. Ne biliyorsun? Öyle sanırım. Sanmak, bilmek değildir. Padişah sırasıyla alim kazaskerlere de sordu. Kızıl Elma için kimi Çin, kimi Maçin diyordu. Ayas Paşa, Hint'tir. Haydar Paşa, Sint'tir. İskender Paşa,
Kaf Dağı'nın arkası olsa gerektir, dedi. Büyük padişah anlamak istediği şeyi kimsenin bilmediğini görünce canı daha beter sıkıldı. Tahtın koltuklarını asabiyetle tuttu. Adeti olmayan bir hiddetle kazaskere döndü. Acı acı gülümsedi. Her şeyi biliyoruz sanan bu horasani kavuklu başlar uğradıkları hakaretin altında hafifçe sallandılar. Onlar her şeyi kabul edebilirlerdi. Lakin cahilliği asla. Ortalarından kara sakallı, bastı bacak şişman bir fakih bir adım ilerledi. Bu hem en alimleri hem en cesurlarıydı. "Padişahım," dedi. "Bu kızıl elma halk kullarının uydurduğu bir efsanedir. Ne aslı vardır ne fastı. Bir hakikat değildir ki biz bilelim. Halk ise padişahım bilmez söyler." Zamanın hakim Süleyman'ı altın koltuğa dayalı elini kaldırdı. "Halkın dediği, hakkın dediği." Bodurkaz asker bu sözden bir şey anlamadı. Padişah devam etti. "Bu bir hakikattir. Madem ki halk söylüyor, halktan gelen ses hakkın sesidir. Ona efsane denmez. Mutlaka bir aslı vardır. Fakat siz bilmiyorsunuz. Ne şeriatta ne ilimde böyle bir isim yoktur ki müsemması olsun." "Ne şeriatta ne ilimde böyle bir isim yok diyorsun." "Evet padişahım." "Lakin örfte yok mu?" Fakih düşündü. Önüne baktı. "Yok," diyecekti. Fakat işte sefer eğlentisi yapmaya başlayan büyük ordunun velvelesi içinde kızıl elmaya naraları birbiri arkasına çakan şimşekler gibi gürlüyordu. Asker yalnız sefere gideceği, muharebeye gireceği zaman değil, hatta şımardığı, isyan ettiği vakitlerde bile bu narayı savurmuyor muydu? Bu daima taşan, kabaran, coşan bir kuvvetin ne olduğu bilinmeyen bir gayesiydi. Daha medresede mini mini bir çömezken sipahi Yeniçeri bölüklerinin bu narayı bastıklarını işitirdi. Bunu iyice hatırlıyordu. Ama aslının ne olduğunu merak edip öğrenememiş, okuduğu metinlerde bu isme dair bir şeye rast gelmemişti. Yutkundu. Önünde bağlı duran ellerini sıktı. Artık kızıl elma örfte yoktur diyemezdi. Çünkü işte duyuyordu. "Var padişahım," dedi. "Öyleyse müsemması da var." Fakih sustu, kızardı. Bir adım geriledi. Yine önüne baktı. Örfün hakikatini şeriat da tasdik etmiyor muydu? Padişah bunu bilen fazıllardandı. Karşısında safsataya imkan yoktu. Öbür kaz askerler arkadaşlarının mağlubiyetine bakarak ağız açmadıklarına için için seviniyorlar, sükût sözden hayırlıdır hikmetini hatırlatıyorlardı. Padişah yine acı acı güldü. "Dünya ne tuhaftır," dedi. "Siz işte bu halkın başlarısınız. Bu halkı idare edersiniz. Halbuki onun istediği şeyin ne olduğunu bilmezsiniz." Lakin hakim padişah kahraman, arif, fazıl, şair olduğu kadar da insaflıydı. Her şeyi evvela kendi nefsinde muhakeme eder, her hükmü, her kararı vermezden evvel bir kere kendi vicdanından geçirirdi. Huzurundaki kulları sualine bir cevap bulamamaktan kıvranırlarken o da sıkıldı. Deruni lisanla kendi kendine sordu. "Ey Süleyman! Bunlara sorduğun şeyin ne olduğunu acaba kendin bilir misin?" "Bilmem ama." "Ama?" "Sezerim." Azıcık ferahladı. Bu tabiatın, ilmin, irfanın ötesinde bir hakikatti. Evet, işte kızıl elma ne olduğunu sanki biliyor fakat söyleyemiyordu. Halbuki bu vezirler, kaz askerler, beyler beyi... Hayır, hiçbir şey sezmiyorlardı. Birisinin lafı ötekininkine uymuyordu. Kimi Çin, kimi Hint, kimi Sint, kimi Viyana, kimi Roma diyordu. Kızıl elma bunların hiçbiri değildi. İçinden, "Belki hepsinden daha kıymetli bir yer," dedi. Sonra utançlarından kızaran kullarına sordu. "Kızıl elmanın neresi olduğunu kimden öğrenebiliriz?" Herkes önüne bakıyor, yanlış bir şey söylememek için kimse ağzını açmıyordu. Yalnız İskender Paşa, "Padişahım," dedi, "kazasker kullarının ilimleri kitaptandır.
vezir kullarınla biz kölelerine gelince öyle derin alimlerden değiliz. İşte ne kadar bilgisiz olduğumuz Suali Hümayununuzla meydana çıktı. Bin alimin bilmediğini bir arif bilir derler. İrade buyurun, bir arif bulalım, ona sorun. Arif kimdir? Bilmeyip sezen padişahım. Sonra İskender Paşa, saf bir askerin basit mantığıyla kızıl elma, kızıl elma diyen halkın mutlaka bir şey murad ettiğini, kuşların ötüşünde bile kendi dillerince bir mana olduğunu söyledi. Kısa boylu, inatçı kaz asker, halkın ne söylediğini, ne istediğini asla bilemeyeceğini tekrar iddia etti. Padişah İskender Paşa'ya çıkıp gizlice ordunun içine girmesini, nümayiş alayında bağıranlardan rastgele 3 kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti. İskender Paşa çıkınca padişah kazaskerlere örfe dair ayrı ayrı sualler sormaya başladı. Vezirlerle beyler beyleri anlamadan dinliyorlardı. İskender Paşa biraz sonra otağa girdi. 3 kişi tuttum padişahım, dedi. Evvela bir tanesini getir bakalım. İskender Paşa, otağın mehabetinde ürkerek sapsarı kesilmiş, başında perişanesi dağılmış, tir tir titreyen bir adamı soktu. Bu uzun boylu, pala bıyıklı, kuvvetli bir garipti. Orduda ayakkabıcılık yapan serserilerden biriydi. Otağı kapısının dışındaki kapıcıların öğrettikleri gibi tahta doğru gitti. Yeri öptü. Ayağa kalkmadı. Kolları göğsünde bağlı dizüstü kaldı. Padişah sordu. Kızıl elma, kızıl elma dersiniz. Bu neresi? Garip, işlediğim sandığı cürümden beraat için, ''Herkes bağırır padişahım, ben de bağırırdım.'' dedi. ''Neye bağırdığını sormam. Kızıl elma neresidir, onu söyle.'' Garip tereddüt etmedi. ''Padişahımızın bizi götüreceği yer.'' dedi. ''Orası neresi?'' ''Padişahımız bilir.'' Padişah İskender Paşa'ya döndü. ''İkincisini getir bakalım.'' dedi. Dizüstü duran garip vezirlerin işaretiyle kalktı. Geri geri gitti. Perdenin yanında dikildi. Bu sefer huzura getirilen tıknaz, esmer, beyaz keçeli, afacan bir yeniçeri neferiydi. Serbestçe yürüdü. Saçağı öptü. Kalktı. El bağladı. Padişahın kızıl elma neresi sualine düşünmeden ''Önümüze düşüp bizi götüreceğin yer padişahım.'' cevabını verdi. ''Orası neresi?'' ''Sen bilirsin padişahım.'' İskender Paşa 3. huzura soktu. Bu, geniş omuzlarına batarasının uçları düşen genç bir bostancıydı. ''Kızıl elma neresi?'' ''Atınızın gittiği yer padişahım.'' ''Orası neresi?'' ''Neresi olduğunu ancak padişahım bilir.'' ''Evet, orası ne Hint, ne Sint, ne Çin, ne Maçin, ne Viyana ne de Roma'ydı. Padişah huzurundakilere, ''Gördünüz ya!'' dedi. Üçünün de cevabında bir fark yok. Hakikat bir. Kızıl elma benim gitmek istediğim yer işte. Hakkın beni göndereceği yer. Doğruyu söyleyen bu 3 kişiye hemen 300 kese akçe ihsan etti. Artık kızıl elmaya, kızıl elmaya naraları çoğalıyor, taşıyor, daha ziyade yaklaşıyordu. Padişah birdenbire Hakk'ın kendini göndereceği yeri düşündü. Nihayeti bulunmaz Hak yolunun, hakikat yolunun gittiği kızıl elma denen bu cennet karşısında Viyana, Roma, Hint, Sint, Çin, Maçin bir takım fani harabelerden başka bir şey değil miydi? Başını salladı. Arkasına dayandı. İri siyah gözlerini ufalttı. İlahi, manevi bir zevke varmış gibiydi. Müdebbir vezirlerinin, alim kazaskerlerinin, kahraman beyler beylerinin tekrar saçak öpüp çıkışlarını görmedi bile. Otağın kapısında, onlar da şimdiye kadar asla ulviyetinin, mehabetinin farkında olmadıkları muazzam bir manzara karşısında donup kaldılar. Sefer eğlentisi yapan 100 binlerce asker, kol kol olmuş, cirit oynayarak, kaynaşarak otağı etrafında geniş bir daire çeviriyorlar. Kızıl elmaya, kızıl elmaya naralarıyla sanki hayalin eremeyeceği derecede yüksek, pek yüksek bir arşa doğru
kalkanlardan kanatlarıyla uçmaya hazırlanıyorlardı.